Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugüne kadar çektiğim en iddialı videoyu şu anda çektiğimi düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar, yeni sorular neden yapılamıyor? Neden bir problem haline geldi? Neden bunların üstesinden gelemiyoruz? Bunları size bu videomda tek tek anlatacağım. Ve iddia ediyorum ki bugüne kadarki çektiğim en iyi video muhtemelen bu olacak. Sevgili arkadaşlar, şimdi birçok arkadaş şunu duymuştur. Kısa yol var mı? Formül var mı? Gibi şeyler var. Söylemler var toplumda dolaşan. Şimdi bakın, burada bizim yanıldığımız bir nokta var. Biz bu formüllere ulaşırken, formüllerle problem çözerken mantığını oturtamıyoruz. Çünkü biz sanıyoruz ki formül var, kendi kendine çözüyor formül. O formüle değerleri koyarken bile hazırcılığa gidiyoruz. Ve o yüzden ÖSYM, bakın, bu formül kalıbını yıkmak için yeni nesil problemler diye yeni bir kavram türetti. Yani şu anda yeni nesil diye bir kavram var dolaşan. Ama emin olun aslında yok. Peki hocam, bunu ispatlayabilir misin? Sevgili arkadaşlar, şu an birçok eğitimci arkadaş da dinliyor bunu. Ben her türlü canlı yayında, her türlü platformda, her türlü eğitmenle bunu tartışmaya, konuşmaya hazırım. Her türlü konuşmaya hazırım. Bu işin bir mantığı var. Bakın, bu çektiğim videolar ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavları içeriyor. KPSS, DGS, ALES, KPSS, MSÜ. Yani A'dan Z'ye bütün ÖSYM sınavlarına dair bir video bu. Bunu dikkatli anlayın arkadaşlar. Ben ortak konuları seçerek hareket ediyorum. Şimdi bu videoda tabii birçok soru göstereceğim size. Bu sorular üzerinden hareket edeceğiz. Bu sorular üzerinden hareket ettiğim zaman beni muhakkak ki anlayacaksınız. Ama şimdi size burada önce bir şey demek istiyorum. Bakın, bir arabanın sistemine, mesela bir arabanın sistemi size çok karışık gelebilir. Ama bir mühendis bunun tekerinden başlar. Burada diferansiyellerden başlar. Teker teker böyle oluşturur. Ve bunun tamamının nasıl olduğunu gördüğü için ona kolay gelir bu. Şimdi arkadaşlar, biz de ÖSYM sınavlarında başarıya ulaşmamız için bir sorunun nereden oluştuğunu çok önceden görmemiz gerekiyor. Bakın, şu şekildeki bir ders anlatımı yanlış. Formüllere bağlı ders anlatımı kesinlikle yanlış. Bakın, ben size bugün neler katacağım arkadaşlar, iyi seyredin. Şimdi ben burada en başa kolay bir soru koydum. Bakın, mantığıma dikkat edin. Şimdi bu soruyu bazen ben test ediyorum. Bazı arkadaşlar hemen bunun bir formülünü düşünüyorlar. Veya bir hocadan dinlemişler. Veya bir yerden okumuşlar. Ben buna kesinlikle katılmıyorum arkadaşlar. Bakınız, bugün benim size anlattığım şeyle siz her şeyin formülünü kendiniz oluşturacaksınız. Şimdi birçok arkadaş bu videoyu dinlediği zaman sanıyor ki hocanın elinde sihirli bir değnek var. Hoca yeni bir formül öğretecek. Hayır. Ben sana içindeki gücü çıkarmayı göstereceğim. Bu Kung Fu Panda filmleri vardı. Orada gerçek güç insanın içinde saklı diye bir kavram vardı. Arkadaşlar bakın, gerçek güç sizin içinizde. Biz bunların formüllerini biliyoruz. Evet, biliyoruz. Hocam nasıl biliyoruz? Bakın, ben fullediğim ALES'i, hani matematiğini fullediğim ALES'i sırf kendim denemek için girdim ve fullledim. Ve ben mantığımı yani öğrencilerin anlattığı mantığı kullanarak yaptım. Yani öğretmenlik gücümü çok fazla kullanmadım. Şimdi arkadaşlar, bakınız. Merdiven çıkıyorsunuz değil mi? Düşünün, şöyle bir hayal kurun. Şöyle bir merdiven var. Bir hayalini kurun bakalım arkadaşlar. Bakın, merdiven sorununu nereden nereye getireceğim. Bu merdiven sorusunu anlatmak bugün derdine değiliz arkadaşlar. Bakın, videoyu dinleyen arkadaşlar burada yanılmasınlar. Şimdi merdivenden başlayalım. Merdiven, böyle düşünün. Şimdi örnek veriyorum. 40 basamaklı bir merdiven var. Tamam mı? Sen de ikişerli adımlarla çıkıyorsun. Yani ikişerli adımlarla derken ne demek istiyorum? Yani her adımında 2 basamak içeriyor. Peki, bir adım 2 basamak içeriyorsa kaç basamak vardı? 40. Bir adımda ikişerli. Kaç adımda çıkarım ben bunu? Otomatikman hemen şunu söylüyorsunuz. 20 diyeceksiniz bana. Peki arkadaşlar, ben de diyorum ki nereden buldun 20'yi? Ne işlem yaptın? Şunu yaptın değil mi? Adım sayısı çarpı bir adımın kaç basamak içerdiği eşittir. Bana neyi ver diyor? Merdiven basamak sayısını ver. Şimdi siz bana diyeceksiniz ki ya hocam, sen şu an bu formülü ezberlettin. Bence yanılıyorsun.
Bence yanılıyorsun. Bak videonun devamına kadar seyret. Nasıl yanıldığını göreceksin. Şimdi bu formülü sen çıkardın. Ne dedin bana? İkişerli adımlarla çıkıyorum. 20 tane adım atarsam 20 çarpı 2'den 40 basama ulaşırım dedin değil mi? Şimdi bak burada baktığınız zaman ikişer ikişer çıkıyor. Üçer üçer iniyor. Bir de adım sayısı var. Yani burada şu anda ne verilmiş? Şu sol taraftaki kavramlar üzerine oynanmış. Farkında mısınız? Şimdi sevgili arkadaşlar, çıkarken 25 adım daha fazla atıyor. O zaman bakın bunun çıkarken attığı adım sayısı x ise inerken attığı adım sayısı x eksi 25'tir. Ya da x artı 25 x diyebilirsiniz. Hani şöyle çıkarken 25 adım daha fazla attı ya, o yüzden demek ki inerken de 25 adım daha az attı. Peki kaçarlı çıktı? İkişerli. Kaçarlı indi? Üçerli. Şimdi burada bakın burada adım sayısı ne? X çarpı. Bir adım kaç basamak içeriyor? 2. Bana neyi verir? Merdiven basamak sayısını. Sen çıkarken de inerken de aynı merdiveni çıkarsın. Dolayısıyla ne oluyor? 3 çarpı x eksi 25 oluyor. Burası da. Buradan ne oluyor? X 75 geliyor. Tamam mı? Çektiğiniz zaman yerine koyun 150. Demek ki merdiven, hani buradan 150, bakın buradan da koyun yine 150. Merdiven 150 basamak. Bakın şu anda bu formülü ben size ezberletmedim. Siz kendi kendinize bir tane olay düşünüyorsunuz. Bakın. Devam ediyorum. Burada da demişim ki bir sınıftaki öğrenciler sıraları üçerli otururlarsa bir sıra boş kalıyor. Öğrenciler sıraları ikişerli otururlarsa 8 öğrenci ayakta kalıyor. Şimdi zorlarına geleceğim arkadaşlar. Ama benim burada katmak istediğim bir şey var. Şimdi birçok arkadaş yine geliyor burada sıra sayısını formüle hesaplıyor. Arkadaşlar ezber yok. Bakın şimdi düşünün. 10 tane sıra var. Bak bir mantıken düşünün şöyle. Hatta 10 sıra düşünün. Tamam mı? Her sıraya da ikişerli oturun. Sınıfta kaç kişi vardır desem ne dersiniz? 20 dersiniz değil mi? Peki 20'yi nasıl buldun? Bak 20'yi nasıl buldun? Sıra sayısı çarpı bir sırada kaç kişi oturdu? Kaç kişi oturdu? Bana neyi verdi arkadaşım? Mevcudu, sınıf mevcudunu verdi. Bu sınıfta ki mevcudu verdi. Bak bir önceki soruda ne vardı? Adım sayısı çarpı bir adımın kaç basamak içerdiği merdiven basamak sayısı. Burada kavramımız sıra sayısı ve insan. Aslında şu an aynı soruyu çözüyorum. Bakın inanın aynı soruyu çözüyorum. Aynı mantıktan türemiş bir soru. Şimdi burada üçerli oturma var. Bakın şu tarafla ilgili bir şey var. Ama şurayla ilgili bir şey de var gibi. Hani bir sıra boş kalıyor bak. Demek ki sıra sayısı ile ilgili bir şey de var. Şimdi sınıftaki sıra sayısına bakın, sınıfta x sıra olsun. Ben bu arada problem kitabımda arkadaşlar bunları çok tahmin etmediğiniz yönlerden anlattım. Öyle problemlerin kalıbını gösterdim ki ezberletmek için değil. Kalıbının olduğunu görün diye. Yeni nesil problemlerin çoğunun kalıbını çıkardım. Kalıbını bastım ben ondan. Şimdi bakın arkadaşlar sınıfta x tane sıra var. Üçerli otururlarsa bir sıra boş kalıyor değil mi? Bak şimdi sıra sayısı ne oldu? Oturulana bak. Yani x tane sıra var ama x tane oturmuyor. Bir sıra boş kalıyor. X eksi 1 çarpı kaç tane oluyor arkadaşlar? Üçerli oturuyorlar. Bu bana neyi veriyor? Sınıf mevcudunu. Tamam çok güzel. Şimdi ikişerli otururlarsa o zaman tüm sıralar doluyor demektir. 2 çarpı x kadar oturan insan var. Bakın ayaktakileri de eklersem sınıf mevcudunu verir değil mi bana? Şurayı çarpın. 3x eksi 3 eşittir 2x artı 8. Atın bu tarafa. X eşittir 11. Demek bu sınıftaki sıra sayısı kaçmış? 11. Güzel. Peki 11'i de yerine koyun. 11 kere 2, 22. 8 daha ne yaptı? 30. Bakın 11'den 1 çıkarın. 13 ile çarpın 30. Bakın sınıftaki sıra sayısı kaç? Sınıftaki sınıf mevcudu kaç? 30. Şimdi benim sevgili arkadaşlarım, buraya kadar gördüğünüz klasik eğitim, yani klasik eğitimdeki sistemli. Şimdi bakın yeni nesil soru olarak ÖSYM'nin son yıllarda sorular var. Ben soruları asla ve asla kopyalamıyorum, paylaşmıyorum. O soruların muadili olarak, tamam mı, çok daha farklısını buraya yazdım. Bakın bu soru bir çıkmış sorunun benzeri yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakın. Deniz bir miktar davetiye zarflara farklı şekilde yerleştirme deniyor. 2017'de mi? Hatta 2018'de mi ne çıktı arkadaşlar? Merak eden arkadaşlar, belki de çözen arkadaşlar bile var. Deniz bir miktar davetiye zarflara farklı şekilde yerleştirme deniyor. Bir miktar davetiye
bir miktar davetiye, elinde bir miktar davetiye var. Zarfları dörderli konulursa iki davetiye artıyor. Zarfları davetiyeleri beşerli konmak istendiyse zarfların %10'u boş kalıyor. Ve biz zarfta da iki davetiye olur. Buna göre davetiye sayısı kaçtır? Arkadaşlar, şimdi böyle bir hayal kuralım. Bakın bu davetiye. Bu davetiye. Bundan mesela bir zarfa, her zarfa mesela 7 tane koydum. Elimde de 10 zarf var. Toplam kaç daveti vardır? 10 çarpı 7'den 70 dersiniz değil mi? Bakın bir tane örnek verdim. İşte benim burada yöntemim bu. Örnek ver kendine. Verdim mi örneği? Verdim. Şimdi o zaman diyeceksin ki demek ki zarf sayısı, bak zarf sayısı çarpı bir zarfa kaç davetiye koyuldu? İmkan olsa tüm Türkiye'ye problemler üretirim arkadaşlar, emin olun buna. Kaç davetiye konuldu? Bana ne veriyor? Toplam davetiye sayısını veriyor. Bakın davetiye sayısını veriyor. Bu formül bir yerden hatırlıyor musun? Bakın zarf sayısı çarpı bir zarfa kaç davetiye konuldu? Sıra sayısı çarpı bir sıraya kaç tane insan oturduğu eşittir insan sayısı da insan değil de davetiye olmuş. İşte yeni nesil fark bu, anladınız mı arkadaşlar? Formülü yok gibi duruyor. Formül senin içinde. Bunu bulacaksın. Bununla korkmayacaksın. Öyle kısa yol, deşifre, hile, bu tür şeylere takılmayacaksınız arkadaşlar. Yani ben bugün bu videoyu deşifre dememin sebebi şu. Aslında deşifre diye, yani aslında bunların kısa yolu, hilesi diye bir şey yok. Yeni nesil soruları sen okuyup anlamazsan, kendi formülünü üretmezsen yapamazsın. Ben sana burada üretmeyi gösteriyorum. Şimdi bak, burada sana yeni bir şey daha öğreteceğim. Dikkat et. Yüzde soruları kese sorularıyla aynı mantıktadır hemen hemen. %10'u boş kalıyor ne demek? %10'u bana söyleyin. %10 ne demektir arkadaşlar? 10'da 1. O zaman bakın ben bu zarf sayısına 10x falan diyeyim ki arkadaşlar, işlem yaparken rahat olsun. Hani boş kalan kısmını falan alırken rahat olsun. Şimdi bakın formülü uyguluyorum. Zarfları dörderli konulursa 2 daveti artıyor. Şimdi kaç tane koyuluyor her bir zarfa? Dörderli. O zaman 10x çarpı 4 koyulan davetiye sayısı, 2 tane de arttı. Artı 2. Bu bana davetiye sayısını veriyor. Bakın şimdi buraya dikkat edin. Zarflar davetiyelere beşerli konulmak istendiğinde ise, şimdi ÖSYM bunu sorduğu zaman birazcık da burada hikaye falan koyuyor, tamam mı? Siz hikayeyi gördüğünüz zaman daha da korkuyorsunuz. Halbuki aslında soru bu kadar. Ben aslında şu deniz bir miktar davetiye var, orası da yoktu da ben de hani hoca işte bize şey yapıyor, yeni soru sormuyor, işte klasik çözüyor, algısına kapılmayın diye şu üstüne eklemi, yoksa soru buradan başlıyor. Merdiven sorusuyla aynı. Şimdi beşerli koymak istediğinde %10'u, yani 10'da 1'i boş kalıyor ya, 10x davetiyenin 10'da 1'i ne yapar? 1x yapar. X boş kalırsa ne kadar doldur? 9x davetiye doldur. O zaman 9x davetiyenin her birine ne kadar koydu? 5 tane koydu. Yani her davetiye 5 tane koydu düşünüyorum. Ama bak buraya bir şey daha demiş. Dikkat et, burası zor. İşte ÖSYM böyle ufak detaylarla yıpratıyor zaten. Bir zarfta da 2 davetiye var. Ben burada hepsine 5 tane koyduğumu düşünüyorum ama bir tanesinde de 2 tane varmış. O zaman ne yapacağım? 3 çıkaracağım toplamından. Çünkü 2 tane var yani. 5 tane varmış gibi düşündüm. 2 tane olması için 3 çıkarmam lazım. Bak sonra burayı hesapla. 40x artı 2 eşittir 45x eksi 3 yapıyor. Eksi 3'ü oraya tarafa at. 40'ı da buraya at. X eşittir 1 geliyor buradan. 1'i de yerine koy. Ne yapıyor? Daha 10x zarf olan. Yani zarfa ben 10x dedim ya. X 1 olduğu için 10 tane davetiye oluyor. Peki 10 tane davetiye oluyor. 10 tane davetiye olursa buradan zaten direkt şey de yapabiliriz. 10 kere 4 40 42 de yapabiliriz. X'i 1 diye koyun yani arkadaşlar. Yine buradan da 42 geliyor. Yine buradan da baktığınız zaman yine 42 geliyor. Bakın bu ÖSYM'nin sorduğu bir yakın zamandaki sınav. Şu soru zaten, şimdi asıl bombayı patlatıyorum. İşte bu iyi ki doğdu Narda. Geçen seneki TET sınavında buna benzer bir soru çıktı arkadaşlar. Ben bu mantığı da daha önce yine videolarımda da değinmiştim yani de. Ama nasip, sildik onları. Emin olun şu anda belki de bu beni şikayet eden kişi bu videoları da dinliyor. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben daha iyisiyle geldim. Şimdi artık kendi sorularımı öğretiyorum. Başım ağrımıyor. Birazcık vakit alıyor arkadaşlar. Kitap da yazıyorum bir yandan. Bir yandan bir iki tane de kurumda çalışıyorum. Reklam açısından
tutuyorlar beni. Hani iyi bir kurumlarda çalışıyorum. Teğet anlamında, matematik, geometri anlamında. O yüzden de biraz yoğunum. Çok fazla çalışamıyorum ama siz beni hani bu konuda mazur görün ama inşallah elimden geldiği kadar size bu konunun en gerekli noktalarını öğretiyorum arkadaşlar. Bakın niye konu anlatımı yapmıyorum? Çünkü konu anlatımı yapsam zaten piyasada birçok hoca yapmış. Ben konu anlatımı yaptığım zaman böyle konu anlatıyorum. İşte şu anki videodaki gibi. Bakın şu an taşlar nasıl yerine tak 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 oturuyor. Benim bunu yapmam için de ciddi emek lazım. Bakın o da her zaman olmuyor. Ben de çok iyi olmayan videoları çekip de sizin zamanınızı almak istemiyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlar, burada bakın iyi ki doğdun Arda. Gerçekten benim de bazılarına vermek istediğim mesajdır. Yani beni şikayet edenlere, beni tehdit edenlere, beni tehdit bile ettiler. Yani sizin haberiniz yok, o videoları kaldır şeklinde. Arkadaşlar bir şey mantığı varsa bakın eğitim, öğretmenlik zor bir iş. Ben öğretmenim. Ben bu işi ek iş olarak yapmıyorum. Yani başka bir meslek grubundan olarak bu işi yapmıyorum. Bu işi yapıyorsanız hakkını vereceksiniz. İnsanları doğru yönlendireceksiniz. Adam 500 tane soru çözüyor ama şu benim bahsettiğim dinamikleri hissetmeden çözdüğü için olmuyor. Ben mesela diyorum ki çıkmış soruları çöz. Adam çözüyor ama dinamikleri hissedememiş. Hissedemediği için de olmuyor bu iş. Bak şimdi burada sana yeni bir dinamik hissettireceğim. 2019 TYT'de buna benzer bir soru çıktı. Daha önceki YGS'lerde de çıktı bu arada. Bence yine banko sorularından birinde de var. Bak bunu yazın. Banko sorularından yine bu paylaşımdan yine bir soru gelecek. Zaten Sayıkesir'den mecbur soru yazıyorlar. Sayıkesir'in içinde bu var. Hani benim size burada ders hazırken Sayıkesir problemi çalışıyoruz ya. Konu başlıkları böyle tek tek işleyin kafanıza. Hani oturtun iyice, tamam mı? Benim derdim o. Şimdi sevgili arkadaşlar bu soruyu da çözelim. Daha konuşacağız sizinle inşallah. Çok önemli şeylerden bahsedeceğim. Arda'nın 8 tane arkadaşı Arda'ya doğum günü hediyesi alacak. Hediye tutumunu herkese eşit miktarda, bak aynı demek aslında bir sayıdır, tamam mı? Para düşecek şekilde ayarlamışlar bunlar. Fakat verileceğim denizin yeterince parası yokmuş ve kişi başı düşen paranın yarısı. Bak şimdi kişi başı düşen para. O zaman kişi sayısı, bak kişi sayısı çarpı kişi başı düşen para. Kişi, bak şu an ben formülü ezberlemedim ya. Bak ben bunu ezberlemedim. Düşün 10 tane kişi var. Herkes 5 lira verdi. Hediye kaç para yapar? 50 yapar. Nasıl buldun diyorum. Çarptın 10 ile 5'i çarptın değil mi? Ben de sana onu diyorum işte. Bak kişi sayısı çarpı kişi başı düşen para eşittir hediyenin parası. Hediye parası, tamam mı? Şimdi arkadaşlar burada bunları söyledikten sonra burada zaten kaç kişi var? 8 kişi var. Kişi başı düşen parada ne olsun biliyor musunuz? 2x olsun. Hocam neden 2x diyorsun derseniz bana. Bakın ben birazdan bunun yarısını alacağım. Hatta bu 3 kişi ödemediği için o ben kalan 5 kişiye de bölüştüreceğim ya. Ben bunu hatta 10x diyeyim. Çünkü bakın kaça bölecekseniz o kadar kuvvetli verin sayı. 2'ye bölecekseniz 2x deyin, 5'e bölecekseniz 5x deyin. Hem 2'ye hem 5'e paylaşacaksanız 10 deyin o zaman. 5 ile 2'yi çarpın. Bak o 5 kişi arkadaşların ödeyemediği parayı ödeyecekler. Demek ki o zaman bu ödeyemedi. Kim ödeyemedi? Kaç kişi ödeyemedi arkadaşlar? Verileceğim. Deniz ödeyemedi. Yani 3 kişi burada para ödeyemiyor. Ben şimdi burada mantığını iyice oturtmak adına düşünüyorum. Bunun bir kısa yolunu da gösterebiliriz en sonunda. Ama şurada mantığını formül dinamiğine oturtalım. Çünkü heyecanla okuyup anlamayabilirsiniz. Şimdi verileceğim denize mesela 2x desem 6x olacak. Yarısını ödedikleri 3x. 3x'e bölünmez. Demek ki o zaman kişi başı düşen paraya da ne diyoruz? Şöyle 10x diyelim arkadaşlar. Şu anda bu hediyenin parası ne? 8 çarpı 10'dan 80x. Şu bizim ekranda gördüğünüz benim çizim olan hediyenin parası 80x'miş. Tamam mı? Burada acele etmeyelim. 80x. Daha sonra arkadaşlar bakın bu 3 kişi başı ne kadar düşüyor? 10 mu? O 3 kişi ne kadar ödüyor? 5x, 5x, 5x ödüyor. Tamam mı? Ödemedikleri kısım da 5x, 5x, 5x. Yani aslında ödemek dedikleri kısım ne kadar? 15x'lik bir kısmı ödemiyorlar. Bu 15x'lik kısmı da 15x'lik kısmı da geriye kalan 5 kişi paylaşıyor. O zaman kişi başı ne kadar düşüyor? 3x fazla, 3x düşüyor yani 15x'e. 5'e bölerseniz arkadaşlar 3x oluyor. Demek ki bu geri kalan vatandaşların her biri 3x fazla ödeyecek. Diyor ki bak geriye kalan bu 5 kişinin her biri başlangıçta plana miktarı 9 lira daha fazla. O zaman 3x eşittir 9'dan x eşittir ne olur? 3 olur. 3 olursa o zaman bu hediyenin parası ne olur? 10 çarpı 3'ten 30, 240 lira olur. Bakın hediyenin parası da 240 lira olmuş oldu. Şimdi sevgili arkadaşlar
Bakın burada bence konunun birçok dinamiğini şu anda oturttunuz. Ne yapacağız? Kendi formülümüzü kendimiz yapacağız. Ve soruyu çözerken çok dikkatli olacağız. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam diyor ben diyor kendime göre bir mantık uydurdum. Deneyerek yapabiliyorum diyor. Şimdi birazcık sorulardan da bahsedelim. Şimdi arkadaşlar bu yanlış. Neden yanlış? Tamam yeni sorularda yapıyorsun ama adamlar senin daha önce kalıbını görmediğin sorular soruyor. Bakın bugün mesela istesem şu anda bir sorum var. Kitaba vereceğim. Hatta bir deneme çıkaracağım ben kitaptan önce arkadaşlar. Deneme seti çıkaracağım. Problem denemesi. Ulaşır inşallah size de. Yakında çıkacak yani hazırladım. Onu o biraz da kitabın telif hakkını falan alacağım ya ona kadar daha çabuk çıkar. Bakın şimdi adamlar öyle bir kalıp kuruyor ki sen okuduğun zaman donup kalıyorsun. Dolayısıyla burada zor bir soru geldiği zaman sen bunun eğer bir formül kalıbını kendin oluşturamıyorsan mantığını da yürütemeyebilirsin. O zaten yeni soruların amacı insanı böyle gördüğü zaman baktığın zaman donacaksın. Donacaksın. Donduğun için de ne yapıyorsun? Kalem oynatamıyorsun. Şimdi arkadaşlar benim burada size demek istediğim problemin adına konu. Bakın problemleri bana birçok arkadaş sormuş. Hocam hangi kitaptan çalışalım? İnanın problemi hangi kitaptan çalıştığınızın bir önemi yok. Ama problemi hangi kitaptan, hangi sorularla pekiştirdiğinizin çok büyük önemi var. Onun yüzden problemleri çalışırken aynı benim şurada yaptığım eda ile çalışın. Ben burada nasıl göstermişsem aynı ses tonuyla, aynı ritimde yani aynı ruh halini yakalayın öyle çalışın. Oturuyor adam problemlerin başına çatır 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 çözüyor. Tamam mı? Çözüyor. Pratiği artıyor. Yarın ÖSYM sınavını bir günü tak kalıyor. ÖSYM çünkü piyasadaki soru gibi sormuyor. Ama mantığını oturttuğun zaman ne yapıyorsun benim gibi? Bak soruyu yakalıyorsun. Soruyu yakalıyorsun arkadaş. Bak şimdi ben şu soruyu 2019 TYT'de açın çözün bak şunu. Çıkmış ALES, DGS sorularına da bakın. Şuradaki sorular gibi soruları göreceksiniz. Zarf sorusu da oralarda çıkmıştı. Baktığınız zaman bu soruları göreceksiniz. Ve öyle bir oturtacaksınız ki arkadaşlar. Allah'ın izniyle emin olun şu videodan sonra bana birçok arkadaş bu açık. İşte burada demek istediğim nokta problemleri çalışırken hangi kaynaktan çalıştığınızın çok önemi yok. Zaten problemlerin konu başta çok fazla yok. Örnek veriyorum. Son bir örnek veriyorum. Sayı kesir problemlerini çalışıyorsunuz mesela. Ben sayı kesir problemlerini anlatırken diyorum ki mesela merdiven mantığı diyorum. Bunu iki ders anlatıyorum mesela bak. İki derse yakın anlatıyorum. Demek ki bu merdiven mantığı çok önemli. Merdiven mantığı demek sıra mantığı demek. Sıra mantığı demek zarf mantığı demek. Zarf mantığı demek paylaşma mantığı demek. Bunların hepsini arkadaşlarım ne yapacağız? Böyle peş peşe oturtmamız gerekiyor. Ondan sonra konuları böyle başlığına bulun, oturtun kendi kendinize. Benim gösterdiğim stili kullanın arkadaşlar. Emin olun oturtacaksınız. Ve arkadaşlar problemlere sınavın son zamanları daha çok ağırlık verin. Çünkü sınavın son zamanları daha çok ağırlık vermezseniz o bilgiler aklınızdan gider. Gittiği için de sınavda zorlanırsınız. Problemler yani pratik istiyor. Yani örneğin şu anda ben bir sınava girsem problemlerde bocalayabilirim. Çünkü bayağıdır pratiğim yok. Anlatabiliyorum, çözebiliyorum. Sıkıntı yok ama pratik de istiyor. Dolayısıyla son aylar özellikle problemlere bomba gibi yüklenin. Onlara bomba gibi bakın. Emin olun bu sizin için çok faydalı olacaktır. Arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun. Beni takip eden arkadaşların yorumlarını okuyorum. Bazılarına belki cevap yazamamışımdır ama emin olun videolarda birçok sorunuza cevap veriyorum. Gerçekten çok iyi arkadaşlar, çok iyi niyetli takipler yapıyorlar. Yani Allah gönlüme göre vermiştir diye düşünüyorum. Yani şu an olanlar en azından gönlüme göre diye düşünüyorum. Gerçekten takip eden kitle beni teşvik de ediyor. Ben de elimden geldiği kadar yapıyorum arkadaşlar. Farkındasınız. Yani 150 tane videomu sildim aşağı yukarı. Bu benim için ciddi bir kayıp oldu. Yani o kayba rağmen hala abonem artıyor. Çünkü bu kanalın güzelliğini buradaki benim tavsiyelerimdeki mantığı birçok arkadaş anladı. Benim burada çok orijinal tahminlerim var. Ben aslında konuşsam daha da fazla şey de konuşurum arkadaşlar ama inşallah bir gün bir televizyon programı ya da daha büyük bir YouTube kanalı ya da daha büyük bir kitleye çıkıp kürsüde saatlerce yani böyle 2 saat 3 saat şu mantıkları size anlatmak değişik değişik kalıplarını göstermek isterim. Emin olun yani şu anda ben problemler bir kitabını yani bu kitabı yazdım temelden zora kadar zordan temelden ortadan zora kadar A'dan Z'ye her şeye değindim ama emin olun problemler adına konuşsam daha bir kitap değil 10 kitap daha yazarım. Yani o kadar çok hakim Allah'a şükür arkadaşlar. Sizden isteğim dediğim gibi çalışın. Çok soru olmasına
Aldanmayın arkadaşlar. Çok soru mantıklı değil. Özgün soru, kaliteli soru, mantıklı soru iyi olur sizin için. Soruların çokluğu sizi bazen bir yere götürmeyebilir. Saman gibi olur dersiniz. Hepsi gider, bakmış gitmiş. Birçok arkadaş da belki sınavlarda mağduriyet yaşamıştır ama inşallah bu sene daha dinamik çalışacağız. Şu benim dediğim gibi lütfen mantığını oturtarak edin. Yoksa ÖSYM soruları ezberle, benzer kalıpla, yani ezberle, benzer kalıpla gelir de ezberle gelmez arkadaşlar. Kalıpları muhakkak ki içinize oturtmanız lazım. İstek ve önerilerinizi altta bana bırakın. Az önce bir takipçim soru sormuştu. Yani bu problemleri birçok kaynaktan çalışmış, sıkıntı yok. Ama şunu da demek istiyorum. Problemleri sınava yakın bir daha oturtması lazım. ALES ve yani TYT, YGS, bunlardaki çıkmış soruları da muhakkak elinizden geldiği kadar çözün. Çözdüğünüz zaman da her soruyu sanki bir 10 soru çözüyormuş gibi emek verin, emek harcayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, esenlikle kalın.